Yeri geldiği zaman profesyonel kameralara ihtiyaç duymadan telefonunuzdan da kaliteli video çekeceğinizden haberiniz var mıydı? Kanalımdan herkese merhabalar, ben Mevlüt Aydemir. Bugün sizlerle birlikte videomun başında da belirttiğim gibi telefonunuzdan nasıl kaliteli videolar çekebilirsiniz? YouTube mecrasında ne gibi gereksinimler var? Bunun hakkında konuşacağız. 5 yılı aşkın yapmış olduğum YouTube mecrasında %99'luk bir oranda ben tüm videolarımı telefon sayesinde çekiyorum. Şimdi dostlarım sizlerle yapmış olduğum ve görmüş olduğum tecrübeleri teker teker anlatmak istiyorum. Gelelim birinci konumuza. Dostlarım eğer ki profesyonel kamerayı bulamadıysanız veyahut da arkadaşlarınızda yoksa, alma gibi gücünüzde yoksa örneğin elbette ki ilk başvurduğunuz durum telefonlarımız oluyor. Son zamanlar çıkan tüm telefonlarda isterseniz ön kamerayla bile kaliteli videolar çekebilirsiniz. 1080p ve 4K kadar yeni telefonlarımız artık desteklemektedir. Peki siz diyeceksiniz ki benim elimdeki telefon örneğin 2016 yılından kalma. Peki ben bununla nasıl güzel çekebilirim? İşte örneğin 720p veyahut da 1080p'lik elbette ki çekme özelliği var diyeceksiniz. Ama iPhone 11 Pro veyahut da iPhone 8 Plus gibi bu telefonlara eşdeğer değil diyeceksiniz. Dostlarım buradaki amaç bizim telefonumuzdaki lens değil, ortamımızdan kaynaklanmaktadır. İkinci konumuzda asıl amacımız zaten ortam seçimi. Eğer fark ettiyseniz dostlar, tüm influencerlar veyahut da masa başında video çeken kişiler her zaman aynı konumda ve aynı ışıklandırmayla video çekmektedirler. Ben son 1-1,5 aydır görmüş olduğunuz gibi eğer takip eden arkadaşlarınız varsa yakından ben 1,5 aydır bu ortamda video çekiyorum. Daha öncesinde sizlere şu anda ekranımızın arka planında dönüyor. Ben bu şekilde bu ortamlarda video çekiyordum. Biraz sonra zaten kapalı ışıkta, tam aydınlık ışıkta veyahut da loş bir ortamda bu şekilde bunların testlerini teker teker yapacağız. Birinci konumuza tekrar geri dönecek olursak burada telefonumuzun aslında markası veyahut da falan bunlar hiçbir etken değil video çekmemize. Önemli bir konum, yani konumlandırma ve güzel bir ışık. Işığa üçüncü maddemize geçeceğim. Dediğim gibi dostlar, telefonunuzla video çekmekten asla ve asla sakınmayınız. Ben bu YouTube mecrasında ve halen de telefonlarla video çekiyorum. Örneğin şu an karşımda Nikon'un 3200D'nin kamerasıyla çekmekteyim. Ve burada da örneğin bir iPhone cihazımla videolarımı çekiyorum. Ve çekmeye devam edeceğim. Şimdi ikinci konumuza tekrardan atlayalım. Konumlandırma. Eğer siz masa başında veyahut da ev gibi, stüdyo gibi ortamlarda video çekmek istiyorsanız bir yer seçmeniz gerekiyor. Örneğin bugün burada çektiniz veyahut da yarın başka bir yer çekecekseniz bunu birazcık sakının diyebilirim. Çünkü buradaki amaç size o kişi bu ortamda ve buradaki özelliklerle, yani bu ortamda size tanımasının daha çok büyük etkeni bulunmaktadır. Aynı zamanda sizin yer markalaştırma ve sizin hatırda kalıcı ve akılda kalıcı bilgiler oluşmaktadır. Yani ikinci maddemiz de çok önemlidir. Şimdi dostlarım üçüncü maddeme geçmeden önce sizler şimdi soracaksınız. Peki biz dışarıda video çekiyoruz. Bunun için ne yapmalıyız? Dostlarım şu anda elimde bir tane DJI'nin gimbali bulunmaktadır. Bu gimballer ne işe yarıyor diye soracak olursanız hemen şu şekilde ben bir açayım. Bu ışıklandırması daha sonradan takıldı. Yani ek modifikasyonlarla takılmış bulunmakta. Sadece bu şekilde gimbali alabilirsiniz. Ben şu ışığımı kapatayım. Dostlar, ışığı kapatmanın sebebinde yani direkt sizlere vurmasın ve videonun kalitesine düşmesin. Fark ettiyseniz bakın, ben ışığı kapattım. Eğer bakın ışığı açsaydım, görmüş olduğunuz gibi benim arkam arka planda karanlık kalacaktı. Yani sizin de videodaki görüntü kalitesi düşecekti. Dostlarım, bu maddeye de birazdan geleceğim. Elimde görmüş olduğunuz DJI gimbali dışarıda video çekecekseniz veyahut da otomobil videoları çekecekseniz almanız gereken güzel bir ürün diyebilirim. Bu ürün sayesinde dışarıdaki videoları çekeceğiniz zaman herhangi bir sarsıntı ile karşılaşmıyorsunuz. Bunun ek muadilleri dediğimiz gördüğünüz gibi sabit tripodlar bulunmakta. Bunda direkt el hassasiyetine bakın görmüş olduğunuz gibi direkt alıyor. Ama buradaki üçlü dörtlü motorlar sayesinde buradaki hareketi ve titreşimi sıfıra indiriyor diyebilirim. Yani eğer profesyonel kameraya almak istemiyorsanız elinizde de güzel bir örneğin telefon bulunuyorsa bu şekilde bir ürünle dışarıdaki videonuzu rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Dostlarım biraz önce demiştim buradaki ışıklandırma mevzusuna. Bakın dostlar ışıklandırma çok önemli. Geldik üçüncü maddemiz. Bu üçüncü maddemizde dediğim gibi ışıklandırmanın önemi çok çok büyük önem taşımaktadır. Biraz önce ben ters bir açıyla sizlere ışık vurdum ve videonun kalitesi tamamıyla yok oldu diyebilirim. Şimdi dostlarım 3 tane video ile ekranınıza gelmek istiyorum.
Benim videomuzda şu anda görmüş olduğunuz gibi ters bir ışık açısı ile tamamıyla video berbat bir şekilde diyebilirim. Yani ışıklandırmanın kötü olduğu ve konumlandırmanın kötü olduğu diyebilirim. Yani ters ışık açısı. Geldik ikinci görselimize. Bu ikinci görselimizde görmüş olduğunuz gibi tamamen sadece herhangi bir yani ek aydınlatma olmadan tavan lambasıyla çekilmiş bir görsel diyebilirim. Elbette ki bu görsel biraz öncekine göre daha iyi diyebilirim. Bu ikinci görselimizde ışık kaynaklığının yetersizliğinden dolayı siz ön planda çıkmıyorsunuz ve aynı zamanda da ışıkların dağılım oranları az olduğu için ortamdaki nesneleri telefon kamerası veyahut da profesyonel kameralar net bir şekilde algılamıyor. Yani ışık dağıldığı için sizin kaliteniz bir tık daha düşebiliyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Güzel bir ışıklandırma seçmeniz lazım. Fark ettiyseniz TikTokerların veyahut da YouTuberların kullanmış olduğu şu anda ekranda görmüş olduğunuz tripodlar, ışıklı tripodlar mevcut. Bunları ucuz fiyata masanızda küçük olaraktan alabilirsiniz veyahut da benim gibi orta boyda veyahut da bunun daha çok eğer odanız büyükse de büyüğünü alabilirsiniz. Şimdi geldik 3. görselimize, yani şu anki videonun çekildiği ortam ve ışıklandırmasına. Sizler 1. ve 2. ve hatta 3. görsel arasında bir puanlandırma yapmak isteseydiniz neler yapardınız? Yorum kısmında belirtseniz de fikrinizi merak ediyorum. Dostlarım, ışıklandırma konusu çok önemli. Eğer elinizde iPhone 11, iPhone 12 Pro hatta Max'i olsun hiç fark etmez. İsterse en iyi profesyonel kamera olsun. Sizin bir ortamda ışığınız yoksa bilin ki o video çok kötü olur. Şimdi ben bu videoyu gece saat 12'de çekiyorum. Sizler elbette gündüz çekmek isteyeceksiniz. Ben şimdi güneş ışığıyla çekmek istiyorum diyen bazı arkadaşlarımız elbette olabilir. Şimdi dostlarım, sizlere ben bir şey sormak istiyorum. Evinizin 4 duvarında 4'ünde pencere yoktur. Yani ben şu anda hiçbir evlerde rast gelmedim. En düşük bir, en fazla da 2 ile karşınıza pencereler çıkmaktadır. Bir tane penceresi olan odadaki ışıklandırma ile bu ortamdaki ışıklandırmalar aynı değildir. Bu da herhangi bir kafanızda sorun olmaması açısından bunu diyebilirim. Elbette ki sizler güneş ışığından yararlanmak için bilgisayarınızı pencerenizin önüne koymuşsunuzdur. Ve orada bir webcam veyahut da bir kamera koyduğunuz zaman elbette ki videolarınız güzel olabilir. Bizim amacımız eğer bu şekilde bir masada veyahut da oturduğunuz koltukta video çekmek istiyorsanız ışıklandırma şart dostlarım. Son maddemize geçecek olursam şu andaki elimde görmüş olduğunuz bir 4-5 metrelik olan mikrofon bulunmakta. Eğer dışarıda sokak röportajı veyahut da dışarıda video çekecekseniz rüzgar etmenlerinden veyahut da dışarıdaki gürültülerden en minimalize etmek amaçlı, en düşüğe çekmek amaçlı yaka mikrofonları kullanabilirsiniz. Şu anda elimde görmüş olduğunuz mikrofon Boya M1. Yani pandemiden önce 150-200 TL'lik bir ürün fiyatı var. Şu andaki fiyatını bilmiyorum. Daha ileri almak isterseniz Godox'un güzel bir ürünleri bulunmakta. Onları da tavsiye edebilirim. Yani şu andaki bu ekipmanları maksimum en fazla 1000 TL'ye temin edebilirsiniz. İkinci el fiyata bakacak olursanız 650-750 TL'ye de bulabilirsiniz. Kaliteli videolar çekmek amaçlı. Dostlarım, eğer kapalı bir ortamda veyahut da hiç sesiniz yoksa bence bunlara gerek yok. Ama telefonunuzun veyahut da eğer varsa ki bile profesyonel kameranızın ses kalitesi yetersizse elbette ki bunlar tercih edebilir. Ama ben kapalı ortamda olduğum için şu anda tercih etmiyorum. Bakın şimdi sizlere bir örnek göstereceğim. Şu anda iPhone cihazımın ses kalitesi ve bir Nikon 3200D'nin ses kalitesi görmektesiniz. Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hangisinin ses kalitesi daha iyi ve hangisinin görüntü kalitesi daha iyi bakabilirsiniz. Yani burada profesyonel kamera dediğimiz zaman net görüntüler beklemeyin. Burada benim amacım profesyonel kameraları kötü çekmek değil. Profesyonel kameraların video özelliği olan yani kameralarda elbette ki telefonlardan daha iyi videolar çekmekte. Yani buradaki arka tarafı bokeh efekti yaparaktan yani Gaussian dediğimiz bir efekt tarzı var. Arkayı böyle bulanıklaştırıyor. Bizi ön plan çıkartıyor. Elbette ki bu telefonlarda yok. Profesyonel kameranın olduğu özellikler diyebiliriz. Biz o kadar derine inmek istemiyoruz. Dostlarım, videomu toparlayacak olursak burada bizim asıl amacımız telefonunuzun veya kameranızın aslında isterse 2010-2012 modeli olsun güzel bir ışıklandırma yöntemiyle nasıl video çekeceğini sizlere anlattım. Zaten arkada stok videolar yani görseller dönmekteydi. Bu videolar sayesinde örneklerle karşılaşmış bulunmaktasınız. Sizlerin düşüncelerinizi ben yorumlarda bilmek istiyorum. Yani ben bu videoda anlattığım sizce haklı mıydı, haksız mıydım? Bunları yorumlara taşırsanız sevinirim. Bu videodan sonra da nasıl güzel editler yapabilirsiniz, nasıl montajlar yapabilirsiniz? Bunun hakkında bir video çekmiş olabilirim büyük ihtimalle. Yani şu anki amacım o diyebilirim. Eğer onu da hemen sağ taraftaki çıkan bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Sağ taraf bu taraf size göre. Oradan da izleyebilirsiniz.
Dostlar, o zaman kapanışa geçebiliriz. Eğer eğitimimizi beğendiyseniz beğenme tuşuna, kanalımıza hala aboneyseniz abone olaraktan bize destek çıkabilirsiniz. O zaman bir başka eğitim videosunda veyahut da başka bir teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.